Yaklaşık 1025 liralık bir bakiyeniz var arkadaşlar. Oyunumuz 4 lira 20 kuruşmuş. Elden ilk çıkana kadar buradayım. Bakalım bu kez ne geliyor. Hazır mıyız? Ya yine animeli bir şey geldi ya. Ya laf etmeyeyim diyorum ama şimdi git yani. Bu üründe her yaşa uygun olmayan ve iş yerinde görüntülenmesi sakıncalı olan. Bundan bizim video çekeceğimiz nereden biliyor ya? Vallahi bastım, çık. Evde oynarsın sen. Evde. Senin nasıl bir oyun olduğuna bakmayacağım, üzgünüm. Sadece fiyatını... Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır videolarımızın altına abi Steam'den bir rastgele kod aldım video çekliyorsunuz. Ve işte o beklenen gün geldi. Yaklaşık 1025 liralık bir bakiyeniz var arkadaşlar. Bununla Steam'den yüzlerce oyun kodu alacağız. Bakalım ne kadar kar edeceğiz ya da acaba zarar mı edeceğiz yine. Ben önce bir hesap makinesi açayım kenara. Çünkü hesaplamamız gerekecek bize gelen oyunların ne kadar kar ettirdiğini. Burada da bizim Steam'deki kendi kütüphanemiz var. Steam'de random key satan bir sitedeyiz arkadaşlar. Bu siteyle bir alakamız yok, sadece burayı panel olarak kullanacağız. Ve 2 lira, 3 lira, 4 lira, 6 lira ve 10 liralık key'le var. Elite Random Key. 2 ile 640 TL arası oyun içerir. 2 ile 640 yani 10 lira verip 2 liralık bir oyun alabilirim. Ben satın alayım bir tane, bakayım ne çıkacak. Bakayım. Kodumuz geldi. Hemen şöyle Steam'de ürün etkinleştir diyorum. Buraya kodu giriyorum. Hazır mıyız? Ne gelecek Mami? Bu ne? Spin Fighter diye bir oyun geldi. Oyunumuz 4 lira 20 kuruşmuş. Daha ilk şeyden zarara girdik. Şimdi hemen hız kesmeden bir tane daha alıyorum. İkinci kodumuzu da aldık. Hemen buraya giriyorum. Bakalım bu kez ne geliyor? Hazır mıyız? Gitti para. Şuna hemen şikayet edip geliyorum. Bu ne ya? İkinciden de patlatmazsın bizi be kardeş. Ben mesela şöyle tekte 5 tane falan alabiliyor muyum ya? Bakayım öyle. Bakalım bunların içinden patlayan olacak mı? Geliyor. Evet. Apple Pop diye bir oyun geldi. Oha 45 lira lan oyun. Güzel ama 45 liralık bir oyun oldu, iyi oldu. Hemen ikinciyi alıyoruz. Otomik var. Ya görünümü böyle kötü duruyor değil de bir şey demek istemiyorum. Çünkü böyle oyunlar var gerçekten çok güzel oluyor. Ne kadarlık oyun? 10,5 lira. Hemen geçtik üçüncü oyunumuza. Ürün kodu farklı isimlerden. Bak yine. Kaç oldu ya? 5'te 2 mi ne oldu anasını? Böyle bir şey var mı ya? Elden Ring çıkınca gideceğim arkadaşlar. Elden Ring çıkana kadar buradayım. Sweet Carboş. Bu üründe her yaşa uygun olmayan ve iş yerinde görüntülenmesi sakıncalı olan. Bundan bizim video çekeceğimiz nereden biliyor ya? Vallahi bastım. Çık. Evde oynarsın. Evde 4 lira 20 kuruş. Evet, 5. oyunumuza geçiyorum. Yine kullanılmış. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Şuna ben bir sorun bildireyim. Kullanılmış diyor. Ya farkındaysanız arkadaşlar gerçekten sıkıntılı bir durum yaşıyoruz ya. Buna da kullanılmış diyor. Bir anda 955 liramız kaldı. 70 liramız gitti. 7 koddan 3'ü patlak çıktı. 2'den fazla almama izin vermiyor sebep. Bakiyeli öde. Yeni oyun ekle diyorum. Bu ne ya? Bir tane düzgün oyun ver be, kurban olayım ya. İncelemeler çok olumlu. 39 liraymış oyun. Yeni anahtar kodumuz girdik. Iron Sky Retail. 370 incelemesi var oyunun ve %60 kadarı olumluymuş arkadaşlar. Ama bir tık sanki karı var gibi hissetmedim değil. 31 liraymış. Bir şey söyleyeyim mi? Sitede random key kalmadı. Bakiyeli öyle. Yeni kodumuz geldi. Ve Endless Love diye bir oyun geldi. Puzzle yapma oyunu bu ya. 11 tane değerlendirmesi var sadece oyunun. Bu arada oyun 40 lira arkadaşlar. 40 lira olmasıyla ilgili, nedeniyle ilgili bir cevap var aklımda ama bunu söylemeyeyim ben isterseniz. Hemen yeni koda geçtik. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Video çok erken bittiyse size göre bilin ki Elden Ring çıkmıştır. Hemen geliyor. Follow Your Heart. Aa fotoğraf bile yok oyunda. Follow Your Heart. Bir anime oyunu olabilir diyecektim. Aynısı bu. Bak Endless Love ve Follow Your Heart birebir aynı oyun. Neredeyse. Bir 40 liralık daha oyun ama keşke almasaydık ya. Evet şöyle artık seri gitmenin zamanı geldi Mami. 20 kod birden alıyorum. 20 kod birden. Çok stoktan fazla ürün sipariş et. 10 tane alayım. Evet geldi. 100 lirayı ödedik. Hemen ilkinden başlıyorum. Aa helikopter geldi. Bu ne ya? Aa mouse'la mı oynatıyorsun? Dur bakayım mouse'la mı oynatıyor acaba? Yorum yapamıyorum oyuna. Oyun 50 lira arkadaşlar. 50 lira. Kur'an çarpsana daha iyisini çizerim ben bak çizerim. Benim çizdiğim şey değil daha iyi oynarsın. İkinci kodumuza geçtik. Bloody Rampage City. Şu ana kadar hiçbir oyun bildiğim oyun değil. İzometrik bir oyundur kendisi. Ve fiyatı 40 lira. Ya böyle oyunların hikayesi çok güzel olabiliyor. O yüzden laf etmeyeceğim ama bilmiyorum oyunu. Bunlar arasında bu arada bildikleriniz varsa lütfen nasıl olduğunu yazın. Ben bunları oynarım sonra çünkü eğer tavsiyeniz olursa. Aoi Hana. Ya yine animeli bir şey geldi ya. Ya laf etmeyeyim diyorum ama şimdi git yani. Kanka yine puzzle yaptırıyor ya. Bu ne ya? Böyle oyunlar mı var? Eğer bu da 40 liraysa var ya. 32 liraymış. İyi kurtuldum. Şu an 4.'yü alıyorum. Tetris. Bu oyunu biliyorum. Bu yapımcıdan oynamadım ama Tetris'i biliyorum çok şükür. 1.42 GB'da bir boyutu varmış ve oyun 40 TL. Hemen şöyle yeni ürün etkinleştir diyelim. Enter. 3D Puzzle. Çok iyi. Tam hayalimdeki oyunlar geliyor. Senin nasıl bir oyun olduğuna bakmayacağım. Üzgünüm. Sadece fiyatını...
850 lira oyun. Sen 3D puzzle'sın lan. 850 lira. Şu an kardayız. Şu an konu kapandı bizim için. Ben bunu bir arkada yükleyeceğim. Bir yüklensin, çok merak ediyorum ne gelecek. Geçtik diğerine. Dolphin Hustle. 14 MB'lık bir oyun. Bu oyunu da sadece 15 kullanıcı incelemiş. Fiyatı 40 liraymış ama. Geçelim diğerine. Evet, yeni oyunumuz geldi. Scale Planet. Ya bu oyunu oynayan da yok ki. Mesela bence boşa kalabalık. 67 lira bir de yani. Boşa da para. Süper Arkanoid. Hemen bakıyorum. Ya yine anime oyunu var. Vuracağım şimdi ekranı. Peki mesela burada anime kızları ne alaka? 40 lira. Farkındaysan anime temelli olan bütün oyunlar otomatik 40 lira olarak geliyor. Puzzles with Nature. Oy. Yani etraf puzzle işte ya. Sen kaç parasın? Sen de 5000 lira falansındır herhalde, gel geri ya. Puzzle oyunuysa o zaman 800 lira. Ben cümle kuramıyorum ama oyun 40 liraymış. Bunu da anlamış olduk. Bu Steam hesabı bu aktivasyon koduyla ilişkilendirilmiş ürünlere hali hazırda sahip. Yani bunlardan birisi çıkacaktı zaten. Ne bu? Cowboys Showdown. Sabit birçok oyunun 40 lira olmasında bence bir sebep var. Şöyle 2 liralık falan bir key alsak mı acaba? Bu bana bir garanti vermiyor. 2 liralık almayacağım. 4 lirayla 500 lira değil, ne demek bu? Zarar etmen imkansız. 4 veriyorsun, en az 4 alacaksın demek. 4 ile 400 liraysa bu 4 ile 500 lira. Bu daha mantıklı Platinum key almak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben senden 30 tane falan alıyorum kardeşim benim. Evet, 30 tane daha key aldık. Niyasha Valkyrie. 4 lira 20 kuruş. Hemen 2'ye geçtik. Niyasha... Land of Elves. Aynı oyunun başka serisi çıktı. Sen kaç parasın Niyasha? Bu da 4.20. Güzel. Ama şu an kod yani vaadini yerine getiriyor. En az 4 liralık demişti gerçekten. Şimdi de Niyasha'nın 3. oyunu çıkacak. İzle. Hentai Crazy Girls oyunu. Evet, 4.20'ymiş oyun gerçekten ama şu an indirimdeymiş ve 0.79'a düşmüş. Evet, şimdi sonraki videolarda soracaksınız abi bu hentai ile oyunlar neden Steam listesinde diye. Şimdi anladınız değil mi? Evet, bu ürüne sahip diyor. Ne, hangi ürünmüş o? Niyasha Valkyrie. Bir daha çıktı Niyasha Valkyrie. Mis. Bu neymiş? Niyasha Valkyrie. Çok iyi. 5. kodumuzu da açıyoruz. Çok iyi. Niyasha Valkyrie galiba burada kampanyada. 5.'yi de açtık. Bu hesap internet adresi için son zamanlarda çok fazla aktivasyon denemesinde bulundu. Lütfen bekleyin, ürün kodunuzu daha sonra girmeyi deneyin. Sana ne ya? Ne kadar sonra? Tek seferde çok fazla kod girişimi yaptığımız için Steam'imizi bekletiyor arkadaşlar. Şu an daha fazla harcayamıyorum ama şey hesaplayalım. Ne kadar harcadık? 1025 lira vardı. 330 lira harcamışız. Aldığımız para ise... 1462 lira. Eksi 850 diyeceğim. Şu bir oyun çok pahalıydı. 612 lira. Baksanız parayı ikiye katladık diyebiliriz. Ama bunlardan bir tanesini bile açıp oynayamazsınız. Şu 850 liralık olan oyunu bir deneyeceğim. Yani şey merak ediyorum. Elden Ring'i 700 lira yapan şey bu oyunu nasıl 850 lira yapmış olabilir? Evet. Ne yapacağım? Anlamıyorum ne yapmam gerektiğini. Seni aldım. Ne yapacağım ben seni alıp mesela? Şöyle koysam. Seni aldım. Seni aldım. Ah! İçeri girdi. Ben anlayamadım. Aldım bunu mesela, gittim. Böyle de koydum. Aa, bu şey mi? Bak bir dakika. Yerde bir şey daha vardı. Mesela bu testi buraya mı gelecek? Hani o tarz bir şey demeyiz. Sandalye var mesela. Şu sandalyeyi bir aldım. Gittim, gittim. Hızlı koşma da var. Aa, başarım kazanıldı. O galiba buraya. Evet. Şimdi level 1 başarımı kazandım. Nasıl? Burada şuraya. Burada mı? Aha. Odun varmış mesela. Yani böyle alıyorsunuz işte, bütün parçaları alıp götürüyorsunuz. Yani berbat bir oyun diyemem. Belki bir hafızanızı güçlendirmeye mi yarar bilemedim ama 850 lira vermem, açık söyleyeyim. Ama yine de yani sağ olsunlar, ellerine sağlık, bir şey diyemiyorum. Diğer arkadaşlarım da, özellikle hentai oyunlarını yapanlara tebrik ediyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar paramızın devamını harcayıp diğer kodları da açarız. O yarım kalanları da açarız, devam ederiz. Bunun için videomuzu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.